Sizden gelenlerin ilk bölümüne hoş geldiniz. Sizin göndermiş olduğunuz paranormal olayları burada seslendireceğim. Umarım hoşunuza gider. Hazırsanız başlayalım. Bir takipçimizin 2010 yılında Sivas'ta yaşamış olduğu bir olaydan bahsedeceğiz. Adım Esra. Lise son sınıfta yeni yapılmış bir apartmana ailecek taşındık. Apartman bir senelik de olsa daireye ilk taşınan bizdik ve bizimle birlikte bütün daireler tamamen doldu. Her şey yolunda ilerliyordu ta ki odama adım atana dek. Odam 3. kattaydı ve güneş ışığı alan geniş ve ferah bir ortama sahipti. Fakat garip bir şekilde odama ilk girdiğim andan itibaren üstümde garip bir ağırlık hissetmeye başlamıştım. Ailem odam için evin en güzel yerini tercih etmiş de olsa odama ilk girişimden sonra hislerim anlamsız bir şekilde değişiyordu ve buna hiçbir anlam veremiyordum. Mert, ben çok sık rüya gören biriyim. Fakat alıştığım ortamlarda uyuduğumda bazı geceler hiçbir rüya görmüyorum. Bu evde İlk kez kalacağım için rüya göreceğime adım gibi emindim. İlk gece macera dolu, hafif karanlık temalı 3 rüya gördüm. Diğer geceler ise uykumdan sebepsiz uyandığımı fark ettim. Ne susamıştım ne de tuvalet ihtiyacımı görmüştüm. Bu durum beni sinirlendirmeye başlamıştı. Deliksiz uyumayı çok seviyordum. Ve uykumda yaşadığım problemler günlük hayatıma negatif etki ediyordu. Bazı geceler oturma odasında uyumayı denesem de bel ağrısı etkisiyle gün içerisindeki negatif etkim sürmeye devam etti. Artık bu sorunun tam anlamıyla çözülmesi için en içten şekilde pozitif şeyler düşünerek her şeyin yoluna girdiğini kendime ikna etmeye karar verdim. O gece mantığımı tamamıyla devre dışı bırakıp tamamen hislerimle baş başa kaldım. Bu benim için de oldukça farklı bir deneyim olmuştu. Çünkü ilk kez bu kadar uzun süre pozitif düşünüp hislerime odaklanabilmiştim. Saat gece 4 sularıydı. Gece lambam açık bir şekilde uyuyordum. Bir süre sonra istem dışı uyandım. Ve yatağımda bir yoğunluk olduğunu hissettim. Bu seferki yoğunluk üstümde değildi. Yanımda birinin olduğunu hissediyordum. Hafifçe elimi yokladığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yanımda biri vardı. Döndüğümde ışığın hafifçe vurması sayesinde yanımdaki kişinin annem olduğunu fark ettim. "Anne, ne işin var burada? Neden yatağında uyumuyorsun?" diye sorduğumda gözlerini açtı ve yapmacık bir yüz ifadesiyle gülümsedi. Gözleri kül rengindeydi ve hafif parlıyordu. "Burada yatacağım bu gece. Uyusan kızım," dedi. İçimde çok ama çok tuhaf bir his vardı. Gece lambasının annemin gözlerini böyle göstereceğine normal şartlarda imkan vermezdim. Fakat o anki korkuyla dualar ederek bu olasılığın gerçekleştiğini beynime ikna etmeye çalışıyordum. Arkamı döndüğümde ise tam anlamıyla yüzümün uyuştuğunu, kalp atışlarımın yalnızca odamda değil tüm apartmanda yankılandığını hissettim. Tam karşımda babam oturuyor ve sigara içiyordu. Sigarasını içine çekerken bağırarak "Baba, ne yapıyorsun? Odamda sigara içemezsin," derken bir anda yerimden doğruldum. Fakat kendimi kaldırmamla ne annem ne de babamı odamda gördüm. O anki şokla yatak odasına koştum ve kapıyı tıklattım. Kapıyı açtığımda annem de babamın sesine uyandığını söyledi. Ve uykulu bir ses tonuyla "Ne oldu kızım?" dedi. Siz orada değil miydiniz? Baba, sigara içmiyor muydun odamda?" dedim. "Ne sigarası kızım? Ben senin odanda asla sigara içmem," dedi babam. Babam bunu söyledikten sonra ikisi de yataklarından fırladı ve hızlıca odama koştuk. Odamda
çok yoğun bir sigara kokusu vardı. Duruma ne annem, ne babam, ne de ben anlam verebildik. O kadar pozitif düşünceye ve hisse rağmen böylesine güçlü bir olay yaşadım. Ve hayatımda ilk kez bu denli güçlü bir sorunla karşı karşıya kaldım. Olay yaşandıktan sonra birkaç gün odama dahi uğramadım. Fakat ailemin ısrarıyla korkularımı yenmem adına odada tekrar kalmak için kendimi cesaretlendirdim. Ve o gece hayatımın en güzel uykusunu uyudum. Olayın ardından odadaki yoğunluğun ortadan kalktığını hissettim. Her şey yolundaydı. Fakat yaşadığım bu olay hayatımın her anında aklımın bir köşesinde kalmaya devam edecekti. Siz de yaşamış olduğunuz hikayeleri Instagram'dan ya da Gmail üzerinden bana ulaştırırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin.